Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere haccın hükmünden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, ittifakla kabul edilen görüşe göre hac gücü yeten kişilere ömürde bir defa farzdır. Ama mütadil defalar gitme gücüne sahip olanlar da hacca mütadil defalar gitmeye çalışmalıdırlar. Sonraki yapılan haclarında fazileti son derece büyüktür. Yalnız burada bir başka mesele daha var. O da nedir? O da bir kişinin üzerine hac farz olduğu zaman hemen o sene mi hacca gitmesi gerekiyor? Yoksa nasıl olsa başka senelerde de gidebilirim. Dolayısıyla haccı geciktirip sonradan giderse farzı ifa etmiş sayılır mı? Bu konuda fukahanın görüşleri biraz farklıdır. Hanefilerden mezhebin kurucusu imamı Ebu Hanife ve ondan sonraki ikinci önemli imamı Ebu Yusuf, Malikilerin kuvvetli görüşüne göre hacca gitme imkanını bulan, hac üzerine farz olan kişinin daha ilk yılda bu hacı yapması gereklidir. Yani hac onlar üzerine acilen farzdır. Acele bir farz, peşin bir farz. Hemen daha o sene yapmaları gerekiyor. Eğer o sene yapmazlarsa günahkar olurlar. Ama şunu da söylüyorlar, günahkar olurlar ama sonradan haccı eda ederlerse haccın farziyeti de üzerlerinden düşmüş olur. Ama alacakları, hac sebebiyle alacakları sevap da azalmış olur. Dolayısıyla Hanefilerin büyük çoğunluğu, başta İmam Ebu Hanife olmak üzere, gücü yettiği halde hacca gitmemek sebebiyle kişi günaha girmiş oluyor. Bunlar delil olarak daha ziyade şu ayet ve hadisleri kullanıyorlar. İşte meali itibariyle Ali İmran suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Oraya gitmeye imkan bulabilenlere Kabe'yi hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Şimdi diyorlar ki işte bir kişiye bir emir verilince onun zamanı geldiğinde onu yerine getirmesi lazım. Hani mesela bir baba çocuğundan su istese, evladım bana bir bardak su getir. Çocuk umursamasa, akşama getirse bir bardak su, o emrin bir anlamı kalır mı? Kalmaz. Yani bazı emirler doğrusu o işi hemen yerine getirmeyi gerektirir. Yani çünkü eğer çocuk diyelim ki suyu öğle vaktinde istemişse babanın ta akşama kadar susuz kalması mümkün değil. Çocuk getirmediyse kendisi gider içer veya başkasından bir daha ister. Dolayısıyla o ihtiyacını gidermiş olur yani. Bazı emirler böyle mutlaka acele olarak yerine getirilmiş olması gerekir. Daha doğrusu emir verildikten sonra hemen yerine getirilmesi gerekir. O şartlar tahakkuk etmişse. Ha şimdi bir kişi üzerine de hac farz olmuşsa, yani istidat, hacca gitme gücü kendisinde hasıl olmuşsa, daha ilk sene bu emri yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorlar. Diğer taraftan işte وَاَتُمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Bu da emir kipiyle gelmiş. Aynı şekilde
emir kipinin dışında, yani emir kipiyle geldiğinden dolayı gücü yettiği gibi hemen hac yapması gerekir diyorlar. Bir de bu etimmu şeklinde, yani sadece yapınız değil, böyle tamamlayınız şeklinde gelmesiyle hac ibadetinin pek öyle gecikmeye tahammülü olmadığı, ilk senede hemen yapılırsa haccın tam ve kamil manada yapılacağı şeklinde bir yorum da getirilmiştir. O tamamlama ifadesi de bir nevi haccın ilk senede daha yapılmasının gerekli olduğuna bir işaret olarak kabul edilmiştir. Hadislerde de böyle haccın acilen yapılmasını gerektiren kayıtlar mevcut. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuşlar: Mekke'ye gitmekte acele ediniz. Yani hac etmekte, hac yapmakta acele ediniz. Zira hiçbiriniz başına ne hastalık ve ne iş gelecek önceden bilemez. Yani ne mani çıkacağını önceden bilemez. Dolayısıyla geciktirmenin bu hadis-i şerifte doğru olmadığı, bir an önce haccın yapılması gerektiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeler arasında yer alıyor. Tabii o tavsiye Ebu Hanife, Ebu Yusuf gibi imamlar tarafından vücub ve farziyet anlamında ele alınmıştır. Ayrıca Hazreti Ali sorgulanmadan önce hac ediniz demiş. Yani eğer daha sonraki senelere hac sarkıtılırsa bundan dolayı insanların sorguya çekileceklerini ima etmiştir Hazreti Ali. Sorgulanmadan önce hac ediniz. Bu Hazreti Ali'nin sözünü de Hakim ve Beyhaki rivayet etmiş bulunuyorlar. Bu aynı zamanda hadis olarak da ifade ediliyor. Yani hem Hazreti Ali'nin sözü muhtemelen, hem de hadis olarak da rivayet ediliyor. Tabii hadis olarak ele aldığımız takdirde o zaman daha ziyade önem vermemiz gereken bir husustur. Neden? Çünkü Hazreti Ali'nin emirleriyle dini bir yükümlülük tahakkuk etmez ama onunki sadece yorum kabilinden bir şey olur. O yoruma bir hüküm atfeder miyiz, atfetmez miyiz, orası yani fıkıhla ilgili bir konu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii herhangi bir şey söylemişse ondan anlaşılan şey bir yükümlülüktür. O yüzden sorgulanmadan önce hac ediniz ifadesi fevkalede önemlidir. Ayrıca Ebu Ümame Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor: Bir kimse herhangi bir hastalık veya şiddetli bir ihtiyaç ya da bir zorluk yahut da zalim bir sultan tarafından engellenmediği halde hac etmezse ister Yahudi olarak ölsün, ister Hristiyan olarak ölsün. Yani bu önemli değil. Yani hac yapmadan ölmenin büyük bir vebal olduğu hadiste ifade ediliyor. Yani hadisi bir defa daha okursak eğer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar: Bir kimse herhangi bir hastalık, yani hac ne gibi hallerde demek ki geciktirilebilir? Hastalık sebebiyle geciktirilebilir. Veya şiddetli bir ihtiyaç. Yani şimdi mesela şu anda ben hacca gitme imkanına belki sahibim ama bu imkanı kullanarak hacca gidersem mesela çoluk çocuğumun nafakasını temin edemem şeklinde bir durum varsa, kaldı ki işte şahsi olarak o anlamda bir istihat olsa bile bazen de bir takım şeyler şer'i bir mani şeklinde ortaya çıkabilirler. Tabii hacca giden kişinin hacca gidip gelinceye kadar çocuklarının nafakasını da bir kenara koyması gerekiyor. Yani kendisi belki şahsi olarak düşündüğümüzde, tek kişi olarak düşündüğümüzde hacca gitme imkanına sahip oluyor görünebilir. Ama nafaka yükümlülüğüyle beraber düşündüğümüzde o zaman hacca gitme imkanına sahip olmayabilir. Ama işte diyelim ki böyle bir ihtiyaç şu anda yoksa
ailesinin nafakasını da temin etmişse, gitmeye gücü varsa hacca gitmeli. Sonradan böyle bir ihtiyaç zuhur edebilir, gidemeyebilir. Sonradan gidemeyebilir. Tabii acil olarak da böyle bir ihtiyacı varsa gitmeyebilir anlamı çıkıyor hadisten. Ya da bir zorluk yahut da zalim bir sultan tarafından engellenmediği halde. Hani bir zalim sultan yolu keser, bu sene kimse hacca gidemeyecek der. Veyahut da bazı senelerde böyle işte devletler arasında kavgalar, gürültüler oluyor. Hac yolu emin değil. Hac yolu emin değil. Eşkıyaların her zaman saldırısı altında. Bu da böyle nadir olan şeylerden değil de hemen hemen her zaman olan şeylerden. Dolayısıyla işte böyle bir takım sıkıntılar varsa ancak hacca gidilmeyebilir. Ama böyle sıkıntılar yoksa ve kişi hac etme imkanına sahipse hacca gitmelidir. Ha işte bir kişinin böyle hastalık gibi, şiddetli bir ihtiyaç gibi ya da efendim hac yolunun kapanması gibi ya da başka bir zorluk ve sıkıntı sebebiyle gidememe gibi bir takım özürler yoksa, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmadığı halde bir kişi hac etmezse o kişinin Yahudi yahut Hristiyan olarak ölmesinde bir beis yoktur. Yani şimdi sadece ben Müslümanım diyor ama fakat Cenab-ı Allah'a karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Cenab-ı Allah'a olan hakkını getirip tevdi etmiyor, vermiyor. Dolayısıyla hacca gitme imkanına sahip olanlar mümkün olduğu kadar ilk senede hacca gitmeye çalışmalıdırlar. Zamanımız itibariyle de şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Şimdi hac mekanları kısıtlıdır. İnsanlar her zaman çoğalıyorlar, sayıları artıyor. Ama hac mekanları büyümüyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki Kabe neyse bugün de odur. İşte tavaf edilen mekan o zaman neyse bugün de odur. O zamanlarda Arafat ne kadar genişse bugün de o kadar geniştir. Yani insanların çoğalması nispetinde bizim Arafat meydanını çoğaltma imkanımız yok. Ya da efendim tavaf edilecek yerleri genişletme imkanımız yok. Olsa olsa belki böyle bazı katlı inşaatlar yapmak suretiyle biraz imkanları genişletebiliriz ama fiziki olarak toprak üzerindeki yer olarak bizim o yerleri genişletme imkanımız yok. Şimdi böyle bir durumda gücü yeten herkes hacca gelsin dediğimizde o yerlerin hac için kafi gelmediği bellidir. Dolayısıyla Suudi Arabistan hükümeti mekanın darlığı sebebiyle çeşitli İslam ülkelerine belli kotalar koyuyor. Bu da makuldür. Tabii bu kotaların hani o düzeyde mi olması gerekir yoksa biraz daha fazlasını kaldırır mı meselesi her zaman konuşulabilir tabii. Yani şimdi orada eğer böyle maddi imkanlarla o fiziki imkanı genişletme durumu söz konusuysa, katlı yapılar söz gelimi yapmak suretiyle o fiziki yerler genişletilebilecekse veya bazı teknolojik şeyler de bir takım yerlerde kullanılabilir. Bunlar mümkün olduğu halde yapılmıyorsa herhalde insanları hacca gelmekten dolayı biraz men etmiş sayılırlar, biraz engellemiş sayılırlar. Ama tabii hacca gidecek insanlar için fark eden fazla bir şey yoktur. Yani ister Suudi Arabistan yetkilileri makul bir sebebe dayanarak bir kısıtlama getirsinler, isterse efendim ihmalkarlıklarının neticesinde bir takım kısıtlama getirsinler, hariçteki insanlar için hüküm birdir. İşte belli ülkeden şu kadar insan hacca gidebilecektir. Dolayısıyla artık her isteyenin her sene hacca gitme imkanı yoktur. Ancak sıra geldiğinde hacca gitme imkanı vardır. Türkiye'de hacca müracaat edenlerin 1/3 kadarı bile hacca gitme imkanına sahip olamıyor bazen. Dolayısıyla hacca gitmek isteyenler her sene hazırlıklı olsunlar ki
en erken bir zamanda hac görevlerini ifa edebilsinler. Yani eskiden böyle eşkıya vesairenin getirdiği bir takım sıkıntılar bugün insanların çoğalması neticesinde meydana gelmiş. Ve tabii eskiden mesela birden fazla hac herkese tavsiye edilirken bugün biz hacdan ziyade insanların hacca bir kere gitmelerini, farz ibadetini o şekilde yaptıktan sonra eğer bir daha gitmek istiyorlarsa hac yerine umreye gitmelerini tavsiye ediyoruz. Yani çünkü artık o hac mekanları dardır. Hac mevsiminde herkese yeterli değildir. Bir kişi başka zamanlarda eğer farz olan hacını ifa etmişse nafile hac için artık oraya gitmesin. Ancak görevli gibi vesaire başka imkanlar sebebiyle orada bulunup da hac etmek durumunda olursa o başka. Yani şimdi şofördür söz gelimi. Her sene hacca gidiyor. Mekke'de bulunduğu sürece kim olursa olsun Hil bölgesi sınırları içerisinde olanlar her sene hac etmek mecburiyetindedirler. Orada bulunanların durumları özeldir. Bir nevi onlar her sene normal olarak hacca gitme imkanına sahip olan kişiler gibidirler. Onlar her sene hac etmek mecburiyetindedirler. Hani böyle durumlar söz konusu olmadığı müddetçe hariçten dışarıdan gelen insanlar bir kere farz olan haccını yerine getirdikten sonra bir daha oralarda sıkışıklık ve kalabalık yapmaya gerek yok. Hac yerine umreye gitmelerini bizler tavsiye ediyoruz. Hanefilerden İmam Muhammed ve Şafiiler de haccın terahi üzerine farz olduğunu söylüyorlar. Yani bundan maksat nedir? Bundan maksat bir kişi üzerine hac eğer farz olmuşsa hemen o sene hac yapması gerekmez. Sonraki senelerde ne zaman hac yaparsa hacın farziyetini yerine getirmiş olur diyorlar. Geniş zamanlı bir vacip olarak kabul ediyorlar. Gerçi netice itibariyle yani Hanefiler Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un görüşleri istikametinde hemen o sene yapması gerekir deseler de hani sonraki senelerde haccını yerine getirmiş olsa yine de bu kişinin üzerinden haccın farziyetinin düştüğü kanaatindedirler. Hac kendisine farz olan kişi hani sonra da bu ibadeti yerine getirse hac farziyeti üzerinden düşüyor. Ancak işte ömrün hangi sebeple sona ereceği pek fazla belli değil. Belki eskiden insanlar sağlıklarına güvenip ben daha epey yaşarım diyebilirler. Ama bugün artık anarşizmin, trafik kazalarının efendim olmadık sebeplerden dolayı sanayi hatalarının vesairenin çoğaldığı böyle bir dönemde ve adeta insanların büyük çoğunluğunun yatağa düşmeden hemen çarşabuk ölmeleri ölümün ne zaman geleceğini bize daha ziyade gizli bırakıyor. Ölümün daha çok gizli olduğu böyle bir zamanda hiç kimse sağlığına, sıhhatine güvenmesin. Ya da efendim maddi imkanı bugün iyidir diye ileride de iyi olacağı hususunda kesin bir kanaat sahibi olmasın. Bugün maddi durumu iyi olan yarın fakir fukara bir duruma düşebilir. Günümüz böyle bir dünyadır. Dolayısıyla herkese biz en kısa zamanda haccın farz olduğu, kendisine farz olduğu ilk zamanda insanlara hac yapmalarını tavsiye ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle tavsiye ediyor. Cenab-ı Allah'ın emirlerinden de daha ziyade öyle anlaşılıyor. O yüzden herkese acilen gücü yetenlere hacca gitmelerini tavsiye ediyoruz. Allah onların dualarını kabul eylesin, haclarını makbul eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.